Herkese merhabalar. LGS kampımız başlıyor. LGS matematiği ilk başta... Çok zor tanı hocam LGS. Ilk başta tanımamız gerekiyor. Yani karşımıza ne gelecek? LGS sınavı karşımıza geldiği zaman acaba nasıl sorularla yüzleşeceğiz? Yani bizim elimizde bu kitapçık geldiği zaman LGS matematik nasıl sorular açacak? Bir onu bilmemiz gerekiyor Tonguç Evladım benim. O yüzden sana bu dersi hazırladım senin için. Gerçekten de teker teker soruları... Hocam çok zor diyorlar. Evladım gerçekten mantığını anlamaya çalışacağız. Şimdi LGS sınavına gireceğiz değil mi? Haziranda. Evet. Ve LGS sınavına girerken karşımıza sorular gelecek. Peki LGS matematikte herkes bu şekilde işte aman çok zordu perişan etti bizi. Peki acaba ne var? Bir tanıyalım karşımızda olacak şeyi. Hakikaten nedir hocam? Ona ya? göre karar verelim. Ona göre çalışma disiplinimizi geliştirelim. Çünkü bir, uzun bir süre çalışacağız değil mi evladım benim? Evet hocam. Uzun süre çalışırken acaba nasıl sorular geldi? Acaba hangi dağılımda geldi? Ona bakalım seninle beraber. Bir kere bizim konularımız belli. Yani LGS matematikte çıkacak konular 8. sınıf konularından çıkacak. Yani 8. sınıfta işleyeceğimiz konu başlıkları. Birinci dönemde çarpanlar katlar, üslü ifadeler, karakökli ifadeler inanılmaz temel matematik bunlar aslında. Veri analizi, olasılık, cebirsel ifadeler. İkinci döneme baktığımız zaman da doğrusal denklemler, eşitsizlikler, üçgenler, eşlik benzerlik, dönüşüm geometrisi ve geometrik isimler. Yani toplamda burada gördüğümüz 12 tane konudan sorumluyuz evladım benim. Yani birinci dönem, ikinci dönem. Peki hangi konular daha önemli desen ben senin yerinde olsam birinci dönem acayip temel, acayip özel, acayip de fazla soru geliyor bundan. Dolayısıyla burası çok daha özel diyebiliriz. Yani bizim, daha kızık o zaman değil Aynen, mi hocam? LGS matematiği tanımanın ilk aşaması birinci dönemi çok iyi halletmeniz gerekiyor. Yani şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlar birinci dönem LGS matematiği çok iyi bilmeniz gerekiyor ki ikinci dönem hem iyi geçsin hem de birinci dönemden daha fazla soru geliyor. Yani LGS matematikte geçen sene gelen soru dağılımı yani LGS 2021'de 2021'de gelen soru dağılımını hemen sana göstermek istiyorum. Çarpanlar katlardan 3 tane soru geldi. Üstü ifadelerden 3 tane. karekök ifadelerden 3 tane. Bakar mısın sadece Şu oradan gelmiş aynen, hocam. sadece birinci dönemin ilk 3 konusundan 9 tane soru geldi. E zaten kaç soru geliyor? 20. 20 tane soru 9, 20'de 9 zaten birinci dönemin ilk 3 konusundan geldi. Sonrasında veri analizi iki tane. Ondan sonra olasılık bir tane. Cebise ifadeler iki tane olmak üzere. Dikkat eder misin? Toplamda 14 tane soru. Yani sadece birinci dönemden 14 tane soru geldi. Aa. Bunun bunun sebebi tabii ki birazcık daha pandemik koşulları bilmem ıvır zıvır olabilir. Ama şunu da söylemek istiyorum. Sadece mesela 2020 LGS'de sadece birinci dönem olduğu şeyde sadece birinci dönem konularından gelmişti sınavda. Ama 2021 Orada da mı ilk üç konu Bütün hocam. Bütün konular evet aynı zamanda çok fazla vardı ama 2021 olmasına rağmen yine birinci dönem halde. Neden biliyor musun? Çünkü Neden bu konular misin? çok temel matematik. Yani bu temel matematik olduğundan dolayı bize bu konulardan daha fazla soru gelecek. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Baksana üçgenler sorusunun içerisinde karekök ifadeler soruluyor. Aa. Çünkü Pisagor denilen bir konu var. Pisagor'da burası A, B, C, A kare artı B kare eşittir C kare diyor. e, e bunda ne soracak? E tabii ki kareköklü köklü ifadelerini soracak. O yüzden inanılmaz değerli bu konuları çok iyi. Yani LGS matematikte 8. sınıfın ilk dönemi bizim için aşırı önemli. Altın. O yüzden LGS kampının ilk derslerini acayip iyi takip edin arkadaşlar. Size buradan altın tavsiye. Peki biz 2021 LGS değil de artık 2022 LGS'lerine bekliyoruz. Yani 2022 LGS'de bir kere çarpanlar katlardan. Geçen seneki gibi 3 soru beklemiyoruz. Çünkü birazcık daha okula gideceğiz. Daha dağılım düzenlenecek. Okul harika Dolayısıyla 2 tane soru bekliyoruz. Çarpanlar ve katlardan. Üstü ifadelere baktığımız zaman aşırı temel bir konu. Ben çok seviyorum. Milliyetim Bakanlığı da benim sevdiğim gibi. öğretmenlerde benim sevdiğim gibi. Onlar da çok seviyorlar. Dolayısıyla 3 tane bundan, 3 tane de bundan gelir. Karaköklü ifadeler o kadar önemli ki. Diğer konuların içinde de geliyor. Hatta bazen dört tane geldiği de oluyor. Diğer konularla ayırt edilemediği için hani üç tane geldi diyoruz ama üç tane gelir net. Veri analizinden bir tane soru gelir bu 2020 sene. çünkü geçen sene birazcık daha ağırlık vermişlerdi ama bu sene bir sene. Bir tane gelir diyoruz. Olasılıktan bir tane gelir. Cebirsel ifadelerden bir veya iki tane gelir. Ben iki tane işaretlemek istiyorum. Yani toplamda 2020 LGS'ye baktığımız zaman buradan beş, buradan beş, on iki tane soru sadece birinci dönemden. Çünkü temel konular bunlar. Peki doğrusal denklemler aşırı değerli bir konu. Mutlaka iki tane sorusu gelir. Eşitsizlikleri çok seviyorlar. Ondan da iki tane soru gelir. Zaten toplamda dikkat et. Burada on iki tane sorumuz vardı. Toplamda 16 soruya çıktık. Üçgenlerden bir tane soru. Eşlik benzerlikten soru gelmeyebilir. Dönüşüm geometrisinden soru bir tane gelirse gelir. Geometrik isimlerden de bir tane soru gelir. Eşlik benzerlikten bir tane yazarsak bu iş biterir. Yani üçgenlerden belki iki tane soru gelebilir. Bizim için o zaman LGS matematik deyince ne yapacağız? Birinci hatırır? dönem. Birinci dönem. Yani gerçekten temel matematik olduğu için buna çok iyi odaklanmamız gerekiyor. Birinci dönemi. Nasıl yapacağız hocam? Yani inanılmaz iyi bilmemiz gerekiyor. Peki göstereceğim zaten yani soru örnekleri göstereceğim. Nasıl çalışacağız? DGS Matematik çalışma stratejisini oluşturalım seninle beraber. Bak ilk başta konuları bilmemiz gerekiyor. Konuları bilmiyoruz ki daha. Konuları bilmemiz gerekiyor ki öğrenelim ki konuları. Nerede öğreneceğiz peki? Okulda öğreneceğiz tabii ki. Öğretmenimizden artık yüz yüze açıldı. Oh be rahatız. Okay. Aynı zamanda online derslerden önce öğreneceğiz. Şu anda Tonguç'la beraber sen YouTube'da inanılmaz güzel dersler işleyeceğiz. LGS kampında harika dersler işleyeceğiz ve konuları zaten çok iyi öğreneceksin. Canlı yayınlar Sonra, olacak mı hocam? Tabii ki canlı yayınlarda sorular çözeceğiz. Yeni sorular çözeceğiz. Aynı zamanda derste Çözülen soruları takip etmen gerekiyor. Video, video soru çözümleri takip etmen gerekiyor. Bunlar da tekrar niyetine geçiyor. Sonrasında ne yapacağız? Klasik sorularla başlayacağız. Bakın LGS matematik zor geliyor arkadaşlar. Yani bunu bilmeyen yok artık. Yani LGS matematikteki Allah aşkına soruya bak Nasıl ya. Hazırlıyorsun Nasıl hazırlıyorsunuz Üniversite tübitak sorusu ben? gibi yani. Ben bu soruyu görünce dedim ki ya burası 8. sınıf mı gerçekten de? diye sordum yani. Gerçekten kafayı yedim bu soruyu görünce. Bu soruyu görünce de oha dedim yani. Hani oha oldum yani derler ya. Bak bu soruları gördüğümüz zaman diyeceğiz ki LGS matematik birazcık zor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Kaçacağız. O yüzden zor soruları çözebilmemiz gerekiyor. Peki zor soruları bir anda çözebilir misin? Hayır. İşte patlarsın. Bunu yapan bir sürü arkadaşımız patladı ve LGS matematiği ben yapamıyorum diye içinden Baz çıktılar. Vazgeçtik. Oh rahat rahat yan gelip yatıyorlar. Çünkü baştan zaten zor sorularla başladılar. Yapamayınca ne oldu? Elendiler. İşte klasik sorularla başlayacağız. Yani temel sorularla başlayacağız. Hani bizim tostlarımız var ya temel orta sınav tarzı diye. Tostlarımızdaki temel sorularla orta sorularla bir kendimizi ısındırıp sonrasında nesil sorulara geçmemiz gerekiyor sınav tarzı. O yüzden işlem içeren konu kavrama soruları ama nasıl işlem içeriyor biliyor musun? 2 3 adımlı. Yani 1 2 3 adımlı öyle çok kolay kolay lokma lokma sorular. Sonrasında hatta sana birkaç tane göstermek istiyorum. Mesela matematik deyince aklımıza ne gelecek biliyor musun? Bak hemen sana bir bir tane örnek vereyim. Ee, burada hatta en e, birinci tostu verseydin harika olurdu aslında. Harikasın. Tebrik ediyorum. Bak mesela şöyle bir e, şöyle bir soru karşımda çıktı. Bak temel bir soru. Oku çöz. Oku çöz. Oku çöz. Sonra birazcık daha zor. Ondan sonra birazcık daha böyle birazcık işlem içeren sorular. Sonrasında ne oluyor? Oha nas. Nice. Yani gerçekten de nasıl ohannesburg. bir Ohannesburg gerçekten. De. Bakar mısın? Bak Basit soru, basit soru, basit soru, temel sorular. Sonrasında birazcık orta sorular. Aman Allah'ım birazcık zorlaşma. Yuh artık diyebileceğin tarzda yavaş yavaş gitmemiz gerekiyor. Yani bir anda gidemeyiz. LGS matematik çok zor geliyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Yani LGS matematikte insanları eriyorlar. Yani Milletin Bakanlığı dedi ki LGS matematikte zor soralım. İnsanlar öyle eğlensin dedi. Yani sınava iyi liseye girecekler. LGS matematik yapabilecek arkadaşlarımız olsun dediler. Dolayısıyla biz onun için adım adım ilerlememiz gerekiyor. Sakın ha sakın. Direkt Yeni nesil soruları çözelim de hemen pat, patlayalım sonra e, ne, matematiği bırakalım demeyelim lütfen. Klasik sorular. Sonrasında 3-4 adımlı, 4-5 adımlı soruların yani yeni nesil soruların dünyasına hoş geleceğiz merak etme. Onun için zaten size videolar çekeceğiz. Her çarşamba günleri yeni nesil sorular içeren videolarımız canlı yayınlarda gelecek. Peki yeni nesil soru nedir biliyor musun? Yeni nesil soru matematik konularını bileceğiz bir ilk başta. Sonrasında günlük hayat problemleri de bunlarla birleştirecekler. Problem demek biliyor musun? Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Günlük okuyorsun. hayat sıkıntıları Mesela bak matematik konularını biliyorsun. 2 üzeri biliyorsun. 2 üzeri 2 4, 2 üzeri 3 8. Tamam eyvallah. 2 üzeri 3 8. Harikasın bak 2036 6 demedim bravo sana. İşte Aziz bunlarla diyecek ki adam bakteri popülasyonunun bulunduğu bir ortamda işte bir bakteri aman Allah'ım ne oluyor ya? Ben matematik mi çözüyorum? Ben fen dereyim mi çözüyorum? İşte bunları birleştirdikleri zaman buna yeni nesil soru diyorlar. Yani birkaç resim koyuyorlar. Hatta bak LGS 2021'e bak Allah aşkına. Birkaç resim koymuşlar. Aa. Ama bak bütün sorular resimli. Bütün sorular görselli. Bütün sorularda bir görsel var. Görselsiz soru yok ya böyle bir şey olmaz ya. işte bunları görünce diyeceksin ya bunlar yeni sorular. Çünkü işte soru şey kağıdı katlamış. Yok bilmem ne yapmış. İşte bunları gördüğümüz zaman diyecek yeni soru diyeceğiz. Peki LGS Matematik yeni nesil sorulara nasıl hazırlanmamız gerekiyor? Yani tamam LGS Matematik'te yeni nesil böyle kazık kazık sorular giriyor ama ben buna nasıl hazırlamam gerekiyor? Bunun için bir kere zorluk seviyeleri var. Yani başlangıç seviyesinden başlayacağız biz. Ba belki temel seviyeden de başlayabiliriz. Bazı arkadaşlarımız başlangıç temel. ikisinin de ortak başlayabilirler. Çünkü bu seviyeler bizim için çok değerli. Bundan sonra artık pro seviye yani LGS seviyesine gelebileceğiz. İşte e, bazı arkadaşlar derler ki ben zaten yedinci sınıfta çok iyiyim inanın. Onlar orta seviyeden başlayabilir mesela. İşte başlangıç, temel, orta, zor, pro diye beş seviyeye ayıralım bunu. Bizim LGS matematikte iyi bir net yapabilmemiz için pro'ya kadar gelebilmemiz gerekiyor. Bu adımları teker teker ilerlememiz gerekiyor. Hiç kimse şu anda zaten zor adımda veya pro adımda değildir. Neden? Çünkü konuları bilmiyoruz da. O yüzden başlangıç, temel, orta'dan başlayabiliriz. Peki ne demek bunlar? Öğretici aslında başlangıç ve temel bir adım. Etkinlik soruları var, klasik sorular var, işlem soruları var. Ama orta ve zor seviye sorularsa dikkat edelim bak 2-3 basamaklı klasik ve yeni nesil soruların karışımı olan bir adım. Peki pro adım ne demek? Artık LGS adımı işte. LGS'de çıkan soruların yarısı neredeyse bu adımdan çıkıyor. İşte pro seviyede mantık ve muhakeme yeteneği gerektiren 4-6 basamaklı, 4-5-6 basamaklı işlem gerektiren sorular, yeni nesil sorular demek. Peki biz nasıl sorularla yüzleşeceğiz? Bak sana birkaç tane soru derledim. Mesela ee, burada kesme katlama birleştirme soruları. Bak sticker'ımı da koydum buraya. Burada mesela bak LGS bu kat kesme sorusu. Bu kes, kağıtları kesiyorsun. Böyle bir soru sormuşlar. Sonrasında bunları kaydırıyorsun. İki kağıdı böyle üst üste koyuyorsun. Kaydırıyorsun. Kaydırma sorusu mesela. Aynı zamanda burada yine kesme sorusu. Ondan sonra üst üste koyuyorsun. Birleştirme sorusu yapıyorsun. Bunlar gibi sorular geliyor LGS'de. Aynı zamanda bak dikkat et. Tablo grafik soruları geliyor. Mesela tablo grafik sorularında işte bir grafiği veriyor. Veri analizi sorularında özellikle çok e, böyle daire grafiği sütun grafiği veya burada üstü sayılarla alakalı bir tablo sorusu gelmiş. Ama buradaki tabloyu okuyabilmemiz gerekiyor. Ardından burada mesela bir grafik sorusu gelmiş. LGS 2020'de çıkan. Aynı zamanda iki tane grafiğin bir araya getirildiği işte mesela bak burada bir tablo ile grafiği bir araya getirmiş. Görselle vermiş. Aynı zamanda burada bir iki grafiği bir araya vermiş. Aynı zamanda bak görsel yorumlama soruları var. Görsel yorumlama sorularında da dikkat edelim. Burada bu grafikteki ifadeleri yorumlayıp bir cevaba ulaşmamız gerekiyor. Eşitsizlik sorusu mesela burada. Veya Pisagor sorusu da mesela adam köprü vermiş. Buradaki e, ifadeleri olasılıkla eğimle birleştirmiş. Veya işte alan soruları var karşımıza gelecek. Hemen sana göstermek istiyorum. Alan sorularında şöyle bir alanın, kırmızı alanın ne olduğunu soruyor bize. Ama kırmızı alanı buraya taşımak gerekiyor falan filan. Aynı zamanda burada bir evin al, evin alanını veriyor bize. Burada bir e, veya kağıdın alanından bir hesaplamalar yapıyoruz. İşte burada da mesela inanılmaz zor bir soruydu bu mesela. Pisagor'la karışık bir üçgen sorusuydu. Gerçekten burada bunu yapabilen arkadaşlar zaten LGS'de full gibi gibi sorular geliyor. Yani bu başlıkların hepsi geliyor. Dolayısıyla biz bu başlıkların hepsine hakim olmamız gerekiyor. Peki nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız Bakın, hocam? Bakın şimdi demin sana şunu verdim. Dedim ki bak herkes kendi düzeyinden başlamalı. İşte bu düzeyde mesela başlangıç ve temel adımda hemen size kaynak tavsiyesi yapmak istiyorum. Bunu sakın reklam olarak algılamayın çünkü bu kaynakların hepsini gerçekten terimizi dökerek hazırladık. Gerçekten alın terimizi dökerek hazırladık ve hepsine teker teker uğraştık. Soruların hepsinin LGS'ye uygun olabilmesi için çok uğraştık. Dolayısıyla bak başlangıç ve temel seviye insanlar arkadaşlarımız şu anda sıfırdan sekize ve taktikliyle başlayabilirler. Buradaki sorulara bakar mısın? Bak başlangıç seviye sorular var temel seviye sorular var. Buradaki birazcık daha yeninesi sorular isteyen arkadaşlar da taktikliyi yapacaklar tabii ki. Bak burada birazcık daha yeninesi sorular var ama çok kastırmıyor bu sorular. Tabii birazcık taktikteki sorularımız birazcık daha zorlayıcı ama başlangıç temel buradaki iki kitapla halledebilir arkadaşlarımız. Eğer temel ve orta istiyorlarsa o zaman tak, e, ta, taktikli ve dinamo olacaklar. Dinamo'daki sorular birazcık daha zorlayıcı. Hatta orta ve zor ayarda dinamo sorularımız. Peki buna buraya kadar kimse geçmesin. Yani Dinamo kimse geçmesin. Bundan sonra artık zorada geçebilirsin. Zoruda artık birazcık daha gerçekten zorlaşıyoruz. Yani zor, nasıl zorlaşıyoruz? Neler neden bu renkli? Bak hocam? geçen sene sınavda çıkan sorunun benzeri soru soruyoruz. Yani zoruda bak bu bizim geçen seneki sorumuz yani bu arada bak. ...geçen sene sınavda çıkan sorunun... ...bak buradaki benzeri sorular... ...görüyor musun? Pisagor sorusu... ...böyle bir şekil, böyle bir şekil... ...bunun gibi sorular bak... ...200 kök 2, 673 kök 3... ...işte 350 kök 2, işte 908 kök 3... ...gibi gerçekten benzer sorular... ...burada geliyor... Dolayısıyla e, ...bundan sonra pro arkadaşlarımızla... Ben ...ya ben matematikte hocam, ben 20'de 20'ye oynuyorum... ya arkadaşlar zor ve ötesiyle ilerleyecekler... Aa. ...zor ve ötesindeki kazık soruları çözecekler... ...kazığın kazığı soruları çözecekler... Zaten sınavda karşılarına kazık sorular gelince kazığın kazığını çözdükleri için zaten, zaten onlar canım. kolay gelecek. Bir de zaman baskısıyla mücadele etmeden tak 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 çözecekler ve sınavda başarılı olacaklar. Kazık ötesi de diyebilirdiniz hocam. Kazık bana. ötesi de diyebildik tabii ki. Ama birazcık argoya kaçmayalım dedik. Dolayısıyla bu tarza ilerleyerek inşallah LGS matematikte fullleyeceğiz diyoruz. Hep beraber LGS kampına başlıyoruz. Sizinle beraber muhteşem bir kamp bizi bekliyor. Kamp programımız Eylül ayı kamp programımız burada duruyor ve siz de lütfen odanızın üstüne bu programı sizinle beraber teker teker ilk başta dersleri tanıyacağız. Dersleri tanıdıktan sonra artık derslerimize başlayacağız ve canlı yayınlarımız derslerimizde mükemmel bir kamp sezonu bizi bekliyor. Hadi bakalım o zaman 2008 sayfaya şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.